Peki Nurdayı ilk defa yiyeceğim. Hello. Yeşil pilav ilk defa görüyorum. Bakın şu 30 euro. Ördek yumurtası mavi. 70 euro bu. Sadece elma. 1 milyon desek 60 euro. 120 euro. İşte arkadaşlar zenginlik böyle bir şey. Her şeyi bedava yiyorsunuz. Böylece zengin oluyorsunuz işte. Öğlen oldu. Odadan ayrılıyoruz. Öğle yemeği yiyeceğiz şimdi. Öğle yemeğine geldik. Pekin ördeği var. Öğle yemeği tercihim bunlar. Pekin ördeği. İlk defa yiyeceğim. Ördek yedim ama özellikle Pekin ördeği diye belirtilen bir şey yememiştim. Normal biftek, humus, klasik bu da. Bu da karışık et ve kaju, domates vesaire. Bu da mango suyu. Ve Jakarta. Jakarta'dan artık ayrılıyoruz arkadaşlar. Hello. I would like to explain. This one is nasi jepara. Yeah, nasi jepara. And this one is the rice with the pandan leaves. So the color of the rice is green. Green. Okay. This one is beef. Okay. With some dried. So this one actually we just fried. Okay. And then this one is mushroom. This one is chicken. This one is fish. Fish. Yeah. Okay. And this one is lemongrass. Lemongrass. Yeah. Fish satay. Kind of. Kind of. Okay. Usually the satay we used to put in the skewer, but this one we use the lemongrass. Okay. We don't eat this. Can you say the name again? Name of the food. Nasi jepara. Nasi jepara. Yes. Terima kasih. And it's not spicy. Not spicy. So you can have it there. Okay. All right. Thank you. So what did we do? Evet, bu yemeği şef tamamen bize özel hazırladı. Yeşil pilav ilk defa görüyorum. Bizdeki makro market gibi bir markete geldik. Burada acayip egzotik meyveler var. Bunları göstereyim size. Bu rambutan. Dragon gözü meyvesi de diyorlar buna. Bu salak. Salak diye yazılıyor gerçekten. Bu mango. Dragon meyvesi. Bu sour neymiş ismi? Sirsak. Sirsak diye yumuşak bir meyve, içi beyaz bunun. Bu da jackfruit. İçini kesmişler. Kesince bu şekilde. Durian var. Kokusu daha buraya geliyor. Kocaman durian. Evet, durianın içi bu şekilde. 100 gramı 9 euro. Bayağı pahalıymış. Bakın şu 500 bin rupiye. 6 kere 5 desek 30 euro. Evet, bu da böyle bir meyve. Yine rambutan. Papaya.
papayayı kestiğiniz zaman içi bu şekilde. Kavun gibi. Savo diye bir şey var. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Buah matoa diye bir şey var. Ne işin fikrim yok ne olduğuna dair. Markisa Lampung diye bir şey var. Bilmiyorum. Alkesa, bunu da bilmiyorum. Benkuang, bunu da bilmiyorum. Ama çok şey varmış ya. Bak bunu da bilmiyorum. Pepinongu. Bakın bu bebek diyor. Bebek şey demek. Ördek yumurtası mavi. Bunlar da bebek, yani ördek yumurtasını bir şekilde pişiriyorlar, simsiyah oluyor. Bakın içi bu şekilde. Bu da bayağı Çin'de falan meşhur, garip bir şey. Oo, sweet potato varmış, içi bu şekilde mor. Mor patates. Böyle bir makine yapmışlar. Bu içinde gördüğünüz sebzeler gerçekten yetişiyor burada. Ve buradan içinden kendiniz seçip alabiliyorsunuz. Buradan açıp taze taze yiyorsunuz yani. Enteresan. Tanesi 1,5 euroymuş. Bu çok enteresan. Bu Japonların ya da Çinlilerin acayip elmaları var. Bu şekilde. Yani şu elmanın satıldığı kutuya bakın ya. Özel. Sanki dersiniz elektronik. 5 tanesi 200 bin 12 euro. Elmanın. Şuna bak. Özel kutularda geliyor. Kutuya bak. 6 tanesi 3 kere 6 desek 18 euro. Pear, bu da şey, armut. Çok enteresan. Evet, bon appétit. Aslan cevizi suyu deniyoruz şu an. Gayet güzel. Çok güzelmiş ama alacağız. Pahalı. Bu gördüğünüzde liçe diye bir şey. İçi de yumuşak bunun. Hormonlu. Kesin bu. Bu ne ya? Böyle kocaman şey mi olur? Çinlilerin yeni yılı geliyor. 5 Şubat'ta. Bunu da herhalde yeni yıl hediyesi olarak kullanıyorlar. Yani mutlulukla, uzun yaşam ve sağlıkla yaşamanız için bunu aldım gibisinden. Tabi bu yine Fuji Apple. Japonya'dan geliyor bunlar. This is Japan, right? From Japan. Yeah. Not Chinese. Japan. Japan. Okay. This also? All Japan. Of them. All Japan. From Japan? Japan. Evet, hepsi Japonya'dan geliyor. Fiyatlar dediğim gibi bayağı pahalı. Yeah. Korea. 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 Japan. Apple. Ha. Bunlar Kore'den geliyormuş. Bunlar Japonya'dan gelmiş. Oo, bak bak fiyata bak. 3, 6, 9. 2 de burada var. Niye öyle yapmış? 11. 1.250.000. 60, 70 euro. 70 euro bu. Sadece elma. Bu da 2 kilo Tazmanya'dan gelmiş kiraz. 1 milyon desek 60 euro. Maşallah. Bunlar da Amerika'dan gelmiş çilekler. Sweet. Sweet mi? Yeah. Yeah.
very sweet. Evet, bir kilosu. Okay. Yeah. 700 bin desem 6 kilo 42 euro. Kilosu. Can we try this also? Yes. This? Yeah. Tasmania. Tasmania. Tasmania'dan gelen. No, Tasmania. Australia. Yang sebelahnya itu yang kecil. Australia. Australia. O cidden özenle tek tek seçilmiş. O kadar para vermem tabii ama. Çinlilerin yeni yılı geliyor demiştim. Domuz yılı. Burada hediyelik eşyalar var. Domuz yılı hayırlı olsun. This one, right? Yeah. Flores Komodo. Yeah, Flores Komodo. Evet, Flores kahvesi deniyoruz şimdi. Which one? More light. Çok güzel, medium. Yeah. Trimekasi. Burada da yemek var. İnsan udon. 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 Japanese. Kaki udon. Kaki udon. Bu kızartma. Tempura yasai. Sukiyaki. This one. Evet, bedava ne varsa deniyoruz şu an. İşte arkadaşlar, zenginlik böyle bir şey. Her şeyi bedava yiyorsunuz, böylece zengin oluyorsunuz işte. Şu çubuk bile kaç para kim bilir yani. Şuradan çayımız da geldi. Oolong çayı. Bu da pahalı bir çay. Burası Pacific Place'in, yani bir shopping mall, alışveriş merkezinin içi. Burayı not alın. Bedava yaşayabilirsiniz burada. Bunlar Wagyu beef denilen. Kobe beef var. Bir de Wagyu var. Bakın, komple içi yağlı bir et. Ünlü bir Japon eti bu. Fiyatı 2 milyon desek 120 euro. This one is same with Kobe. Okay. Same with Kobe. Bunları var ya, ateşe koyuyorsunuz böyle, anında pişiyor. Anında. Japonya'dayken denemiştik Wagyu. Evet, elmanın Çin kültüründe ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde hediyelik eşya alabiliyorsunuz. Bizim Karaman'a gelseler 100 çeşit elmamız var yani. Bir şekilde aslında bunlar pazarlansa bu markete bayağı tutar bence. Bu kahvenin kilosu 350 euro. Burası dünyanın en pahalı kahvesini yapıp satıyor. Gördüğünüz bir bardağı. Burası bir çaycı. Sadece çay satıyor. Binlerce dünyanın her yerinden farklı türde çaylar. Yılda 15 kilo üretiliyormuş. 180 euro. 50 gram. Şef Fethi'den bize armağan. Bu Şef Fethi'nin bize verdiği armağan. Şimdi açalım.